Biz müthiş bir hayatı değil, yaşamayı istiyoruz. Osage halkının dramını konu alan Dolunay Katilleri, Martin Scorsese'nin son filmi. Hemen burada filmle alakalı ilk eleştirimi de yapayım. Bu film bir nevi belgesel gibi ama aynı zamanda bir drama filmi. Bununla birlikte bir aşk hikayesi de var. Ve nihayetinde bir mafyatik, bir crime family tarzı bir film de diyebiliriz. Yani anlayacağınız birçok şeyi aynı anda olmaya çalışıyor ve bunu yaparken de tam olarak hepsi olamıyor ne yazık ki. Bir kitaptan uyarlanan ve tam 3 saat 25 dakika süren bu film kendi ana vatanlarından sürülen o halkına devlet tarafından verilen bir alanda büyük bir petrol rezervinin çıkmasıyla birdenbire büyük bir zenginliğe kavuşmasıyla başlıyor. Yerden fışkıran petrolün bu o insanların dans ederken üzerlerine sıçramasıyla başlayan o sahnede ki bu kirlenmede yaşayacakları kültür çatışmasının kendi yaşam tarzlarının üzerine gelen o petrolün kirliliğinin nasıl etki edeceğini filmin ilerisinde göreceğiz. Ve hemen sonrasında gelen bilgilendirmede işte birdenbire kişi başına gelirin çok yüksek olduğu için bu insanların müthiş bir zenginlik içerisinde olduklarını öğreniyoruz. Bunun arka planı şu ve bu filmde anlatılmıyor. Bu çıkan petrolün firmalar üzerinden çıkartılmasıyla belli bir gelir elde ediliyor. Bu gelir Osage Mineral Estate isimli bir firma üzerinden oluyor ve tam 2229 aileye petrolden elde edilen toplam gelir eşit şekilde pay ediliyor. Yani buna headright deniliyor. İşlenen cinayetlerin de sebebi bu hissenin yani bu headright'ın gelirini devralmak. Tabii ki filmde bununla beraber birçok farklı konu da işleniyor ama bu konu ana konu ve bunun etrafında örgüleniyor bütün olaylar. Devam edelim. Bu Osage halkı müthiş bir zenginliğe ulaşıyor ve kişi başına düşen gelirde Amerika'da ve hatta dünyada en üst sıralara yükseliyorlar. Peki bu zenginlik onlara o toplum içerisinde saygıyı getiriyor mu? Hayır getirmiyor. Neden? Çünkü beyaz adam onların o parayı hak ettiklerini düşünmüyor. Bunu da zaten ileride o konsey bir araya geldiğinde OSH adına konuşan o iki yaşlı bireyin konuşmasında açıkça duyuyoruz. Halbuki onlar kendi ana vatanlarından sürülmek istememişlerdi. Beyaz adam onlara bir lütufta bulunmadı. Kaderin bir cilvesi olarak gittikleri yerde bir petrol havzasına denk geldi. Ve artık onlara o haklar verilmişti. Bununla beraber yine o petrolün işlenmesi ve bankaya paranın yatırılması, bankadan paranın alınması, kullanılması vesaire bütün bu işlemler üzerinden yine beyaz adam onların üzerindeki hakimiyetini ele alıyor ve ister istemez o sey çalkı yine onların kapısında paspas olmak zorunda kalıyor. Bunu da nerede görüyoruz? İşte bankaya her seferinde en küçük bir para çekmek istediklerinde gitmek zorunda oluyorlar ve orada o çekmek istedikleri parayı açıklamak durumunda kalıyorlar. Bu onlar için onur kırıcı bir davranış ki zaten Molly karakteri bankadan çıkınca o paspasa kameranın dönmüş olması da o bakımdan önemli bir anlam içeriyor. Halkta inanılmaz bir ırkçılık var, inanılmaz bir nefret var, inanılmaz bir aşağı görme var ve bu açıkça gösteriliyor. Bunda hiçbir çekinme de yok. Ku Klan üyeleri orada çok rahat bir şekilde gösteri yapabiliyorlar. Robert De Niro'nun canlandırdığı ve başrol diyebileceğimiz William Hale'ın evinde yaşlı banka müdürü ve karısı o masada doğrudan doğruya onların suratlarına bakarak onların bulundukları ortamda onlar için savages diyor. Yani yabaniler diyor. Başka sahnelerde de buna benzer söylemler var. Yani bu insanlar yabani olarak görülüyor. O parayı tamamen hak etmedikleri düşünülüyor ve o yüzden de o parayı onlardan beyaz adamın bir nevi kandırarak, zorla, cinayetle yani her türlü yolla alması mübah olarak görülüyor. Zaten cinayetlerde de bu işbirliği var. Yani hep beraber doktoruyla, şerifiyle ve bu mafya babası diyebileceğimiz King Hale ile beraber bütün şehir bu insanları yoluyor, öldürüyor, her şeyi yapıyor. O halkının beyazlar gözünde insan bile sayılmadığını o inçlenen cinayetlerde de görebiliyoruz. Ki bunu da yönetmen çok ustaca gösteriyor. Senelerce beraber oldukları aynı evi hatta çoğu zaman ailelerde gördüğümüz üzere aynı yastığı paylaştıkları insanları soğukkanlıca bir anda öldürebiliyorlar ve hiçbir şey yokmuş gibi de hayatlarına devam ediyorlar. Peki o şey neden bununla mücadele edemiyor? Çünkü karşılarında görünen bir düşman yok. Normalde savaşmaktan, mücadele etmekten çekinmeyen, buna çok hazır olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ama uğradıkları o zulüm, karşılarındaki o gizli düşman, aynı vücutlarını saran o şeker hastalığı gibi ellerinden gelmiyor mücadele etmek. Karşılarını alıp o bildikleri yöntemle mücadele edebilecekleri tarzdan bir düşman değil. En yakınlarından, kendilerine en arkadaş gibi gözüken, eş olmuş olan insanlardan uğradıkları bir ihanet söz konusu. Filmin tamamını saran ana mesele de zaten budur. Molly ile Ernest arasındaki ilişkiyi de ancak bu gözle değerlendirdiğimizde anlayabiliyoruz. Zaten kendi içlerinde yaşadıkları bir takım kültürel çatışmalar var. Yeni nesillerin o gelen zenginliğin de etkisiyle o kültürlerini kaybetmelerinin oluşturduğu müthiş bir gerilim var. Aileleri dağılıyor, kopuyor, beyaz adam gelip onlarla evleniyor. Kendilerinde de olan o merak gelen ani zenginliğin de oluşturduğu imkanlarla onları değiştiriyor, onları farklılaştırıyor. Zaten bununla uğraşmaları gerekiyor. Bir de bunun yanına da bu cinayet serisi geliyor. Yine de toplanıyorlar, bir konsey oluşturup karar alıyorlar. Ama işte ihanet tam dip yanı başlarında olduğu için ne yaparlarsa yapsınlar bütün uğraşları sonuçsuz kalıyor. Yetkililere durumu anlatması için bir kişiyi görevlendiriyorlar. O kişi öldürülüyor. Özel dedektif geliyor, bir takım şeyleri ortaya çıkarmaya başlıyor. Onu doğrudan Molly'nin kocası yani Ernest öldürüyor. Zaten bütün suçların odağındaki William Hale, Osage halkının tam göbeğinde. Onlar hakkında her türlü bilgiye anında sahip olmasının yanında onların dillerini konuşuyor, onların ritüellerine hakim, onlara karşı müthiş bir saygı gösteriyor. Yani görünürde onların çok büyük bir arkadaşları durumunda. Aslında film boyunca onları aşağı gördüğüne dair doğrudan doğruya da bir işaret olmuyor. Bir yandan onlara saygı duyuyor, çok akıllı olduklarını söylüyor. Ama bir yandan da şöyle bir inanış var. Onların vakti geçici. Yani zaten zamanın değişimi karşısında onların başka bir şansları yok. Beyaz adam gelip onları bir şekilde kendi yaşam tarzının içerisine sokacak. Ellerinden de bütün o zenginliği alacak. Madem öyle bari bunu ben yapayım. Onlara karşı yumuşak, saygılı bir şekilde ama bir yandan da onları zehirleyerek, öldürerek onların sonunu getireyim. Ki zaten bu benzetmeyi birebir görüyoruz. Ernest yavaş yavaş Molly'yi zehirliyor. Bir yandan da onu çok sevdiğini söylüyor ki en son mahkemede bile bunu söylüyor. Molly de Ernest'ı seviyor. Onun aşkının gerçek olduğuna inanıyor. Kendisinin de o annesinden alamadığı sevgiyi kocasında bulma ve ona müthiş bir şekilde bağlanma durumu var. Ama gerçekten de samimi bir aşkı var ve onunla da bu aşkıyla mücadele ediyor. Molly aptal değil, naif değil, saf değil. Aslında kendi en yakınında olan, ona karşı çaresiz olan, şiddet de güçle önüne geçmesi çok zor olan bir düşmanı gerçek bir sevgiyle onun vicdanına hitap ediyor ve gerçekten de o kişiye de ulaşıyor. Ama Ernest çok zayıf, çok aptal birisi olduğu için yine manipülasyona da çok açık olduğu için amcasının o müthiş dominant baskın hali Ernest'ı ister istemez yine onun tarafına doğru itiyor. Film boyunca yer yer o Leonardo DiCaprio'nun bakışlarında bu sefer insafa gelecek, bu sefer anlayacak, bu sefer vicdanı ona doğru yolu gösterecek diyoruz. Ama her seferinde bu ikilem devam ediyor. Yine o boyundur uyduruğun altında kalmaya devam ediyor. Amcası Osage halkı ile ilgili verdiği kitabın içerisinde bir resim var ve o resimde işte avda olan kurtlar var ve bir hayvanı yakalamak üzereler. Amcası mesela orada Ernest'a önemli bir soru soruyor. Oradaki o kurtları görüp görmediğini soruyor. Halbuki çok görünen, çok bariz bir şekilde orada 3 tane kurt var. Ernest orada cevap veremiyor çünkü çok garip bir soru gibi geliyor ona. Aslında o kurtlar o hayatın içerisinde Osage halkını her tarafta avlayan, yiyen ve başını da amcasının çektiği o çete ve filmin sonundaki o mahkemede ve ondan önce de dedektiflerle yaptığı sorguda şu soruya cevap vermesi gerekiyor. O kurtları görüyor musun? Yani yapılan işleri açıkça anlatacak mısın? Yoksa hala onları görmemezlikten gelmeye devam mı edeceksin? Filmde tam olarak cevaplanmayan sorulardan birisi de Ernest'ın o verdiği ilacı Molly'ye enjekte ederken zehir olup olmadığını bilip bilmemesi konusu. Molly'nin kesinlikle zarar gördüğünü ve kötü durumda olduğunu biliyor. O muhakkak. Bence büyük ihtimalle zehir olduğunu da zaten biliyor. Ama mesela o doktorlardan o zehir zehiri aldığında ona verilen sıkı sıkıya tembih edilen tamamını muhakkak kat emrini tam olarak uygulamıyor. Hatta kendi içkisinin içine de katıp içiyor. Yani tam olarak anlamıyoruz. Acaba zehir olduğunu bilerek mi yapıyor yoksa sadece onu hayatta tutacak ama bir yandan da zayıf kalmasını sağlayacak bir ilaç olarak mı görüyor? Filmin sonunda da Molly açıkça bunu ona soruyor. Çünkü o da tam olarak bence bilmiyor. Yani kocasının onu bile bile zehirlediğini mi yoksa ona başka bir şey söylenilerek onu yaptığını mı anlayamıyor. Ama artık ondan önce gelen itirafların etkisiyle yaşadığı dramın etkisiyle bence Ernest artık son bir şans veriyor ve orada öyle ya da böyle bir cevap vermesini istiyor. Diyebiliriz ki Ernest orada dürüst olsaydı ilacın zehir olduğunu bilmiyordum veya zehir olduğunu biliyordum ne derse desin o dürüstlüğü gösterseydi belki yine aralarındaki ilişkinin pozitif şekilde sonuçlanma ihtimali vardı. Ondan önceki bir sahnede annesi üzerinden işte o seyirci insanların ölümden önce o güzel baykuşu görmeleri konu ediliyordu. Molly de zaten onu görüyor. Ve Molly orada Ernest'e sırada sen varsın dediğinde onun ölümüne işaret eden hayvan hangisi olmuş oluyor? Odada dolaşan ve sürekli onun üzerine konan bir sinek oluyor. Aynı sinek Ernest'ın sorgusunda da karşısına çıkıyor. Sürekli olarak üzerine konuyor ve ondan bir türlü kurtulamıyor. Ama o kişinin yani Blackie'nin muhbir olmayı kabul etmesiyle Ernest de ipten kurtulmuş oluyor bir nevi. Lily ve Ernest'ın hikayesi Beyaz Adam ve Osage halkının hikayesi gibi. Bu nedenle bence filmin içerisinde çok ayrı çok sırıtan bir pozisyonda olmuyor. Bence çok yakışıyor filme. Düşünün Molly çok zayıf olmuş oluyor bedenen. Yani mücadele edecek bir fiziki gücü yok. Bu durum aslında Os'e çalkını da tam olarak anlatıyor. Çünkü onların da yapabilecekleri çok bir şey yok. Görsel olarak da oradaki o insanların suratlarını gösterdikleri o sahnede Molly'nin arka planda işte çaresizliğini anlatması bence çok etkileyiciydi. Beyaz adamın vicdanına hitap etmek zorunda kalıyorlar. En sonunda bir şekilde Washington'a gittiklerinde yalvarırcasına artık yardım istediklerinde ancak bir sonuca ulaşabiliyorlar. Amerika'da o dönemde yeni kurulmuş olan Bureau of Investigation yani modern ismiyle FBI cinayetleri incelemek üzere o bölgeye gidiyor ve ilk büyük davası, ilk büyük olayı, ilk büyük incelemesini de gerçekleştirmiş oluyor. FBI'nin de zaten öyle çok bir işi yok çünkü her şey zaten ortada. Cinayetler, işlenen zulümler çok donuk şekilde, yalın şekilde ve sert şekilde veriliyor ki bence burada hedefine ulaşmış çünkü bazı cinayet sahneleri insanın gerçekten aklında kalıyor. Burada o derece bariz bir öldürme durumu var ki Molly'nin kız kardeşlerinden biriyle evli olan o karakter mesela onu öldürüyor. Sonra diğer kardeşiyle evleniyor. Onu da öldürüyor. Ama bir türlü hedefine ulaşamıyor. En son o kadının çocukları kalmış oluyor. Gidip avukata açıkça bir şekilde o çocuklar ölse onların mirası bana geçer mi diye soruyor. Hatta avukat orada ona bana bu soruyu sormanız o çocukları miras için öldürmeyi planladığınız anlamına geliyor diyor. Ama o ne diyor? Hayır o anlama gelmez. Eğer kanun dışıysa onu yapmayacağım diyor. Bir kişinin anlatmasıyla çorap söküğü gibi her şey dökülüyor. Bütün suçlar ve bütün o suçların arkasındaki kişi gayet açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama o kişi hiçbir şekilde suçluluk duygusu hissetmiyor. Mahkemede rahat, her türlü rahat. Çünkü sistem karşısında çok avantajlı bir durumda. Mahkemede de dikkatinizi çekmiştir. Jüriye baktığımızda hepsi belli bir yaşın üstündeki beyaz adamlar. Osage halkının kaderine de yine bu insanlar karar vermiş oluyor. Ve nihayetinde o yargılanan kişilerin de aldıkları cezaların doğru düzgün uygulanmadığını da görüyoruz. Burada çarpıcı olan mesela doktorların hiçbir şekilde ceza almış olmaması. Ki aslında doktorlar bu cinayetlerde çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü o zehiri insülin diye veriyorlar. Ve bu şekilde o Osage insanlarını kandırıyorlar. Ve uzun vadede yavaş yavaş ölmelerine neden oluyorlar. Yani başta bu doktorlar doktorlar olmak üzere ceza almayan o kadar çok insan var ki o filmin bitmeyen uzunluğu içerisinde bir türlü o beklenen şimdi hak ettikleri cezayı görecekler durumu olmuyor. Çünkü gerçekte de olmamış. Bu insanlar hatta öldürülmüşler ama öldüklerinde mezarlarında hiçbir cinayetten falan da bahsedilmemiş. Hala da bahsedilmiyor. Bu kitabın çıktığı geçmiş yıllara kadar çok da bilinen bir konu bile değildi. Bu insanların o çaresizliğinin devam etmesi ve adaletin bir türlü tecelli etmemesi ve filmin de bu şekilde noktalanması insanın içinde o ünlü eleştirmen Bilge Ebiri'nin dediği gibi sanki açık bir yara bırakıyor. Ben filmden çıkınca böyle hissettim ve şu anda hala o hissi taşıyorum. Bazı sahneler gerçekten aklımdan çıkmıyor. Mesela evinin önünde kundaktaki bebeğini seven genç bir Osage kadınının pencereden uzanan bir elin ona ateş etmesiyle ki muhtemelen bu kocası olmuş oluyor. Bir anda ölmesi ve sonra o kişinin içeriden çıkıp bebeği alıp tekrar içeri gitmesi müthiş etkili bir sahne. Yani anlayacağımız uzun vadede o yayladaki çiçeklerin koparılmasına benzer şekilde Osage halkı yavaş 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 iyice kurutuluyor. Bu bağlamda o Osage soylusunun konseyde söylediği o çarpıcı cümleyi tekrar ederek bitireyim. Biz harika bir hayatı değil yaşamayı istedik. Kaliteli seyirler diliyorum.